<laughs> yani olmaz ama sen Tartışmak tartışmakla geçirdin. Semih. Ye, nasıl tartışmakla geçirdim? İyi konuşturmadınız. Ben sadece ben bu konuyla ilgili bir görüşümü dile getirdim. Üçye, çünkü görüşümü üçe, dile getirince Batuhan'la ilgili vatanla ilgili, Batuhan ilgili negatif şimdi diyebileceğimiz, diyebileceğimiz. bakın. Yani negatif şöyle düşünen şöyle birileri var. Tamam mı? Tamam, rahatsız olanlar var. Tamam. Batuhan'la ilgili ben negatif bir şey söyleyemez miyim? Söyleyebilirsin ama rahatsız oluyor. Bütün yorumcularımızın hakkıdır. Şimdi biraz isterseniz e, konseye dönelim. Çünkü Aleyna Çalışkan'ın Hanzade hakkında 3 evet. üç ye dediği işte yalancı yüzsüz yalaka hiç, hiçbirini tabii tasvip etmiyoruz. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Ya onu söyleyeceğim ama bir düzeltme yapıyorum. Artı ben Batuhan'la ilgili negatif bir şey söylemiyorum. Bu gurur benim diyor diyorum çocuk. Negatif bir şey yok burada. Murat abi yanlış anlıyor bunu. Evet 3 ye. 3 ye de çok önemli bir durum var. Doğru bir şey değil. Herkes birbiri hakkında bir şeyler söylüyor. Laka görmediğimiz, takılmış abi. görmediğimiz yerlerde söylüyor. Ama bunlar biraz karakterini e, vurgu yapılan evet. laflar, yalaka, yalancı, yüzsüz ağır ithamlar bunlar. Evet. Ama Anzade de onlara şeytan dedi, yemeye gelmiş Bunlar da ağır laflar. Fakat şöyle bir durum var. Benim için önemli konu şu. Ben şu an alene çalışkanım. Sen Ayşe'sin. Sen Semit patente Acun Bey. Ben bilmiyorum, ben konuşmadım gibi bir şey söylersen benim için o konseyin anlamı şudur. Hanzade zaten yani umrumda değil bu lafları söylüyorsam. Hanzade ile orada konum kapanmıştır. Ayşe bu saatten sonra arkadaşlığımız seninle bitmiştir. go.tr <laughs> Ben ne? Ayşe miyim? E sen Ayşe'sin. Cevap vereyim mi? Ver. Biz seninle ne zamandır arkadaşız? Beni kullanmaya çalışıyorsun. Biz sen böyle bir insan. takım izmansın. belli zaten. Tamam. Ama bunları duyalım sen. Ben sende. bunu başından beri söyledim Duysun Ali, Türkiye içeri. duysun. Sen benim duygularımla niye oynadın? Aylarca. Adada bir hafta daha kalmak için buna ihtiyacım vardı. Benim mi vardı? <laughs> evet Halenet. Nasıl? Ben korkmuyorum. Ben potaya da girerim. Dördüncüyüm SMS'te. Korkmuyorum Ama mu? Evet. bunu bilmiyorum. Kork <laughs> Ama bunu bilmiyorum. Nasıl korkmuyorsun? <laughs> tamam ne oldu? E, ne oldu? Hepimiz sen, korkuyoruz. Ayşe na, ne yaptın sen bana? Sen bana oy mu verdin? Ayşe, Ayşe mi tutuyor onu orada? Ayşe Ayşe. Sattın kızı gözümüzün önünde Ayşe. Sen Ayşe. <gülüyor> sen <gülüyor> tutmuyorsun Anladım. beni burada Ayşe. Sen kendine böyle farklı şeyler yükleme. Özellikler yükleme. Ben sana daha Survivor'a ilk gir girdiğin gün evet. ve bizimle birlikte oy atarsın ya da kendini potada bulursun diye söyledim. Söylemedin e, e, mi? E. Kimle beraber oy attın? Bizimle birlikte oy attın. Tamam ne olmuş? Bu bir çıkar ilişkisi bunu kabul ettin. Tamam. O zaman şimdi bunu ağlamayacaksın. Ama biz sizle kız kıza muhabbetler ediyoruz. Çok samimi olduğumuzu düşünüyordum ben. Sana her şeyimi açtım sen bana her şeyini açtın. Biz bir arkadaş grubuyuz artık. Kandırıyor ne? musun beni? Yani kandırıyor muyum derken ben açık oynuyorum aslında. Bence açık Aleyna oynuyorsun? evet Aleyna Ayşe açık oynuyor abi. Açık oynuyor. Evet. İkisi çok açık oynuyorlar. İkisinin birlikte olduğunu çok yaşa. İkisinin birlikte olduğunu ve onun haricinde grubuna giren hiç kimseyle sadece yani pragmatik bir ilişki, çıkar ilişkisi olduğunu belli eden bir grup var burada. Başından beri böyleydi. Poyraz da onların karşısında bir grup oluştururken biz Aleyna ve Ayşe haricinde etrafında kimi gördük? Kimseyi görmedik ki. Ailene Çalışkan ne zaman geldi de onların evet. grubunun tam anlamıyla bir parçası oldu yani? Siz tehlikenin farkında mısınız peki? Poyraz grubu 6, karşı grup Ayşeler'in grubu 4 kişi. Poyrazlar ada üstünlüğünü ele geçirmişler. Ada oylamasında o gruptan birini yazıyorlar. İkinci okul mazlıkı ederlerse yine o gruptan birini yazacaklar. Artı SMS birinciğinde Poyraz alırsa o yine o gruptan birini koyacaklar. Takibi ne zaman? O dörtlü... 2'ye düşene kadar. Aleyne ve Ayşe kalırsa iki dokunmazlık kaybederlerse Aleyne ile Ayşe aynı anda koyarlar potaya. Ama sonra ne olur? Poyraz SMS birincisi olsa kendi arkadaşlarından birini koymak zorunda kalacak artık. Şimdi böyle bir tehlike var. Ayşe eğer SMS birinciliğini alırsa orada tehlikeler başlıyor. Fakat Poyraz'ın ben o grubu yavaş yavaş eriteceğini düşünüyorum. Hemen Sema'nın fikirlenelim bu konuyla ilgili. Ondan sonra diğer mevzularımıza geçeceğiz çünkü. Hanzade konusunu mu? ay 3y konusuyla ilgili. 3y konusu. Ben dediği gibi çok kişiliğe ve karaktere hakaret bunlar. Hanzade ne kadar üzülse haklı. E, ve şeytan demedi bu arada. Şeytan bakışlar dedi. Hmm. Onu da savunmuyorum tabii ki ama arasında dağlar kadar fark var. Yalancılık, yüzsüzlük, yalakalık çok ya kaç yaşında evli barklı kadına asla söylenmeyecek, yani kimseye söylenmeyecek bir laf. E, ama Aleyna Çalışkan'ın bu saatten sonra yoluna bakması lazım. Çünkü <laughs> Dikkat ederseniz oyunlarda da onu kale almıyorlar. Sembol oyunlarında e, kimi zaman Ayşe'den kimi zaman Aleyna'dan -Ala -Ala çok daha hızlı aslında Aleyna Çalışkan hiç fırsat verilmiyor. E, konseylerde hep yalnız bı bırakılıyor. O yüzden Aleyna Çalışkan'ın e, Semih'in dediği gibi adaya gidip, Anzai'de zaten anlaşamadığım bir insan. Hiç önemseme, tar tartışmış, kötü söz söylemiş. Zaten arkadaşın değil. Ama gidip Ayşe'ye, Ayşe niye beni yalnız bıraktın? Yani neden? Biz hani grupsak, arkadaş değillerse bile, grupsak bile yine insan grubundaki bir üyeyi o, o şekilde bırakmamalı. Peki şunu soracağım sana, dikkat ediyorum. Şu anda gönüllülerde dört tane kadın yarışmacı var. Gönüllülerde erkek fazlalığı var. Ama bugün arayan çalışkanın ismi çıktı. Sence gönüllülerden kim gider mesela? Erkek mi gider, kadın mı gider? Gönüllerde şu Çünkü an Aleyna bir, oyu yükseldi. Eğer gönüllerde bir kadın daha giderse gönüllerde üç kadın, ünlülerde beş kadın olacak. Evet. Aleyna'nın şu anda oyu yükseldi. Şimdi tekrar kaybederlerse bir kere Yunus Emre'yi koyacaklar. Yunus Emre potaya girerse gider. Evet, Öyle onu mi? söyleyecektim. Çünkü geçen gün de e, bu taraf Yunus Emre'yi yazdı. E şimdi dedikleri gibi Poyraz da birinci çıktığı zaman yani üç kişi yazıldığı zaman ne olacak? Yunus Emre. E buraya bakıyorum Berkay yazılırsa Berkay gider. Yunus Emre yazılırsa Yunus Emre gider. Ama yazılmaz çünkü onlarda öyle bir üstünlük yok. Yine kaybederlerse yine Polat'tan bir yazacak. Bu bir grup yazacak. girecek ama Aleyna'nın oyu şu anda dördüncüye kadar yükseldi. Fark etmez. Için... Peki şöyle Erkek yapalım. Şöyle yapalım. Bana. Şimdi gönülleri biraz konuştuk. Ünlülere geçeceğiz çünkü e, Çağrı'nın çok ciddi açıklamaları var Öykü ile alakalı. Benim de bırakmamı istedi, barışı Öykü bıraktırdı diyor. Bunları ne zaman değerlendireceğiz? Reklamlardan sonra efendim. <laughs>